Afşancıl, tarihinde çok önemli yere sahip olan bir kahramanın mezarına ev sahipliği yapmakta. Bu kahraman, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'le birlikte bağımsızlık mücadelesi veren ve İzmit bölgesinde milli mücadeleyi örgütleyen eşsiz yiğit Yahya Kaptan'dır. Tavşancıl'a hakim bir tepede de yeşillikler içinde mezarı bulunan bu değerli vatan evladına vefa borcumuzu ödemek için mezarı başında ruhuna Fatiha okuyoruz. Bu kahraman, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'le birlikte bağımsızlık mücadelesi veren ve İzmit bölgesinde milli mücadeleyi örgütleyen eşsiz yiğit Yahya Kaptan'dır. Dönüm noktaları vardır. O dönüm noktalarında hadiseler yaşanmıştır. Yüzyıllar önemlidir. 1920 yılı tarihimizin dönüm noktasıdır. Cephede kazanamayanlar masa başında oldu bittilerle İstanbul'u işgal etmişlerdir. Karakol Cemiyeti buradaki Kocaeli Yarımadası'ndaki tampon bölge olan Gebze, Hereke, Dilovası bölgesinde konuşlanıyor. Ve Maltepe'de Yenibahçeli Şükrü, İzmit merkezde de Dayı Mesut adıyla iki tarafta da ortadaki güvenliği sağlayan bir ekip bulunuyor. Bu ekibin de orta kısmında, yani Tavşancılı Dilovası havalisini de koruyan Yahya Kaptan'ı görüyoruz. Yahya Kaptan 1891 yılında Makedonya'nın Köprülü kentinde dünyaya gelir. Henüz 9 yaşındayken Makedonya'da amcasına saldıran bir Bulgar'ı öldürüp dağa çıkması, yaşayacağı yazgısının da başlangıcı olacaktır. Balkan Savaşı süresince imparatorluğun yaralı kanadı Balkanlar'da Bulgar milliyetçilerine karşı mücadelesini sürdürmeye devam eder. O yıllarda çete reislerine kaptan sıfatı veriliyordu. İttihat ve Terakki liderlerinden Enver Paşa'ya bağlı olarak kurulan teşkilat-ı mahsusa güvenilir ve çete deneyimi olan bireyler arıyordu. Yahya Kaptan örgüte katılmak ister ve bu isteği de hemen kabul edilir. Yahya Kaptan, Enver Paşa'ya yakınlığından Irak'a sürgün olarak da gönderilir. Sürgün hayatı biten Yahya Kaptan, İstanbul'a döndüğü zaman 30 Ekim 1918 tarihli Mondros Mütarekesi'nin ağır şartlarının ülkede yarattığı tahribatı ve halkın çaresizliğini görür. Şad olsun. Ben başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere Yahya Kaptanımıza ve silah arkadaşlarına rahmet diliyorum. Ve bu tarih bilincimizin de inşallah yayılarak bundan sonraki nesillerimize daha da aktarılmasını konusunda elimizden gelen ne varsa bunu da yapacağız inşallah. Tarih bilinciyle bu topraklarda mücadele etmiş kahramanları gençlerimize rol model olarak aktarmak, anlatmak, öğrenmek, onları hayırla anmak
bu şuurumuzu devam ettirmek efendim ve memleketimize bir nebze elimizden geldiğince hizmet edebilmek. Yahya Kaptan, özellikle bu bölgede, Darıca bölgesine, Gebze bölgesine, Dilovası bölgesinde milli mücadelenin organizasyonunu yapmış, burada Rumların ve işgal güçlerinin her türlü zulmüne karşı halkı burada korumuş. Ondan Allah razı olsun. Fakat Yahya Kaptan maalesef istediğimiz kadar iyi tanınmıyor. İzmit bölgesinde bile burada mezarının olduğu, anıtının olduğu bilinmiyor. Aslında Dilovası'nın pek çok güzellikleri, tarihi özellikleri bilinmiyor. Bunların öne çıkartılması gerektiğini düşünüyorum. Bu etkinlikte bunu sağlayan bir şey. Yahya Kaptan bizim karşımıza aslında 1913'ten sonra İstanbul'da görüyoruz kendisini. Buna gelmeden önce Kocaeli Yarımadası'nın da öneminden bahsedersek, neden bu bölgede İngilizler özellikle bulunuyor? Çünkü burası İstanbul'un girişi. Beri taraftan da baktığınızda Anadolu'ya da açılan kapı. Burası her iki taraftan da, iki tarafın da hem güvenliğini sağlamak hem de İstanbul'dan Anadolu'ya gidecek olan askeri yardımların, mühimmatın da bir şekilde kesilmesini sağlayacaktı. İngilizler bu yüzden de Gebze ve havalisinde, Tavşancıl'da, Dil İskelesi, Tavşancıl istasyonlarında bu tarafta da hakimiyetini sağlamaya çalışıyordu. Bu yüzden de önemliydi. Atatürk de özellikle İzmit'te bu bölgenin tamamen temizlenmesi için buradaki milli mücadelede ismi geçen isimlere de değer vermişti ve Yahya Kaptan'la ilgili de zaten birazdan da bahsedeceğiz. Nutuk'ta 20 sayfaya yakın Yahya Kaptan'dan bahsediliyor ve bu açıdan da Nutuk'ta en çok ismi geçen kişilerden, kahramanlardan birisi de Yahya Kaptan olduğunu görüyoruz. İstanbul'a geri geliyor ve kısa bir süre sonra bu başarılarından dolayı da Irak cephesine gönderiliyor. Irak cephesi önemli çünkü Tavşancıl'a gelmesinin bir bağlantısı da Irak cephesinde tanışmış olduğu muharebedeki bir kişi sayesinde Tavşancıl'a gelmesi de vesile oluyor. Ve ertesi sene Tavşancıl'a geliyor. Ve buradaki gelme sebebi de köy ahalisine sizi buradaki İngiliz ve Rumların, Yunanlıların işgalinden kurtarmak ve korumak olduğunu söylüyor. Ardından ailesiyle birlikte Tavşancıl'a yerleşiyor. Burada Sultan II. Abdülhamit'in koşuncu başısı olan Hacı Hüseyin'in evinde iki katlı burada konağında kalıyor. Oraya misafir olarak açılıyor. Daha sonra bu ev Yahya Kaptan'ın da karargah merkezi olarak Kurtuluş Savaşı'nın 1919 senesi özellikle o dönemde de kurtuluşu idare ettiği bölge oluyor. Kendisine bugün bu vesile 101. ölüm yıl dönümünde tekrar rahmetle anıyoruz. Yine Kurtuluş Savaşı'mızın Atatürk ve silah arkadaşlarını da bu vesileyle bugün tekrar anmış olalım. Hepsinin ruhu şad olsun. Arz ederim. ونقص من الأموال أما نستعين بالصبر والصلاة واهدني واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم Ruhları şad, makamları cennet olsun. Yahya Kaptan o yıllarda Mustafa Kemal Paşa'ya karşı derin hayranlık beslemeye başlar. Kurtuluş mücadelesinde ülke kan ağlamakta, işgal güçleri
yanlarına azınlıkları dağılıp halka eziyet etmektedirler. Bu durum çok geçmeden halkta milli bilincin, Kuvayi Milliye fikri ve ruhunun uyanmasını sağlar. Yahya Kaptan Gebze'de komutanlığın üstlendiği Kuvayi Milliye'yi oluşturarak bölgeyi düşmandan temizlemek üzere çalışmalar yapar. İşgal kuvvetleri Yahya Kaptan'ı kara listeye almıştır. İşgal devletlerinin baskısıyla İstanbul hükümetinin gönderdiği kuvvetler tarafından Tavşancıl'da şehit edilir. Yahya Kaptan, Tavşancıl sırtlarında, tarihi Akıncılar Mezarlığı'nın yakınında, selvi ağaçlarının altındaki anıt mezarında ziyaretçilerini beklemekte. Burası Yahya Kaptan'ın yakalanıp şehit edildiği ev. Aynı zamanda ileride de biraz sonra göreceğiz, orada bir de karargahı var. O karargahtan haberleşme, o karargah üzerinde ve yine başka bir köyümüz var, Kula. O köy üzerinde iki tane haberleşme yerimiz vardı. Bitti. İnşallah önümüzdeki Nisan ayından itibaren ihalesi yapılıp burayı turizme kazandıracağız. Burası Kuvayi Milliye Hareketi'nin başladığı karargah. Yahya Kaptan'ın haberleşme karargahı. Biz bölgede zaten restorasyon çalışmalarına hızla devam ettiriyoruz. Burada bakanlığımız, hükümetimiz, bakanlığımız konuya zaten el attı. İnşallah burayı bir an önce hayata geçireceğiz. Burada mücadele eder. Rum ve Yunan askerlerinin, İngiliz askerlerinin mezarimine dur der. Ama İngiliz hükümetinin İstanbul hükümetine baskısı sonucu 8 Ocak 1920'de tam 101 yıl önce Tavşancıl'da yakalanır ve şehit edilir. Ve onun adına anıt yapılır. Şu anda bulunduğumuz mezar da Yahya Kaptan'ın anıt mezarıdır. Ve Yahya Kaptan önemlidir. Nutuk'ta tam 12 sayfa ayrılmıştır Yahya Kaptan'a. Bizzat Mustafa Kemal Atatürk Yahya Kaptan'la ilgili telgraflar çekmiştir. Önemli başarılara imza atan Yahya Kaptan'ın bugün 8 Ocak 2021 vefatının, şehit oluşunun 101. yıl dönümüdür. Yahya Kaptan'ın bu yıl 101. ölüm yıl dönümü. Kocaeli bölgesi Yahya Kaptan'a çok şey borçlu. Bugün de buraya Yahya Kaptan'a vefa borcumuzu ödemeye geldik. Bundan sonra da tekrar kutlayacağız inşallah.